karşı Müslüman ülke ve topluluklar dini liderler ikinci zirvesi dolayısıyla bizlere güzel İstanbul'umuza şeref verdiniz. Her birinize katıldığınız için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanımıza, başkanlığımıza, tüm ekibine, bu zirveye katkı veren kurumlarımıza, şahıslarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. 550 yıl boyunca Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış, bu şehrin tarihi ve manevi havasını doyasıya teneffüs etmenizi temenni ediyorum. Tabii bu şehir fethi itibariyle çok anlamlı bir şehir. Fethinden bu yana gerçekten oluşturduğu cazibesiyle bir başka şehir. Ve bu şehirde bizler yaşamaktan ayrıca bir mutluluğu sürekli olarak bütün halkımızla hamdolsun teneffüs ediyoruz, yaşıyoruz ve böyle bir şehri bizlere lütfettiği için Rabbimize hamd ediyoruz. Ama bunun mücadelesini veren ecdadımıza da ecdadın torunları olarak tekrar şükranlarımızı ifade ediyoruz. Onları rahmetle anıyoruz. Değerli kardeşlerim, bu şehir başta Medine'ye hicretinde evini Hazreti Peygamber'e açan Hazreti Eyyub el Ensari olmak üzere birçok gönül dostunun, gönül mimarının, ulu ve alim zatın varlıklarıyla mübarek kıldığı bir şehirdir. Yine bu şehir kutsal emanetlerin büyük bir şerefle muhafaza edildiği bir şehirdir. Bu şehirde Hazreti Peygamber'in kılıcı, mektubu, sakal-ı şerifi, hırkası, oku, yayı, mezar toprağı, ayak izi, Kâbe-i Muazzama'ya ait nice eşya başta olmak üzere dinimizin, peygamberimizin ve medeniyetimizin en değerli maddi mirasları bu şehrin emaneti güvenliği altındadır. İstanbul ismi Mekke, Medine ve Kudüs'le birlikte anılan önemli bir medeniyet merkezidir. Derler ki bildiğiniz gibi Kur'an Mekke'de nazil olmuş, Kahire'de okunmuş, İstanbul'da yazılmıştır. İstanbul şundan emin olunuz ki minareleriyle, hoşgörüsüyle, sesleri ve renkleriyle sizlerin doğduğunuz, yaşadığınız şehirlerin kardeşi olan bir şehirdir. Şahsen şunu da ifade etmek isterim. Allah bu kardeşinize 4,5 yıllığına Büyükşehir Belediye Başkanlığı, yani şehreminilik vasıtasıyla bu şehre hizmet etme, hizmetkarlık yapma şerefi verdi. Nefes alıp verdiğim sürece bu payeyi onurla ve gururla taşıyacağımı burada bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek isterim. Bu zirve vesilesiyle Ankara ve Konya'yı da ziyaret edeceğinizi biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dan, Selçuklu Devleti'nin başkenti ve büyük gönül insanı Mevlana'nın şehri Konya'dan da güzel ve unutulmaz hatıralarla dönmenizi temenni ediyorum. Sevgili kardeşlerim,
Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından düzenlenen bu zirve 5 gün sürecek. 5 gün boyunca Afrika'nın sorunları, Türkiye-Afrika ilişkileri, özellikle de Müslümanların ve İslam dünyasının sorunları burada derinlemesine istişare edilecek. Hepinizin bildiği gibi istişareye dinimizde özel bir ehemmiyet verilmiş, ayetlerle ve Hazreti Peygamber'in hadisleriyle istişare her işin başı olarak kabul edilmiştir. Esasen bugün tüm İslam coğrafyasında karşı karşıya kaldığımız birçok sorunun temelinde de istişarenin terk edilmesi, ihmal edilmesi yatmaktadır. Bütün ön yargılardan, bütün kişisel hesaplardan arınmış olarak temiz bir kalple ve samimiyetle yapılacak istişarenin ülkelerimizin, halklarımızın, bütün coğrafyamızın meselelerine kalıcı çözümler üreteceğine ben yürekten inanıyorum. Bu ve benzeri zirvelerin çoğaltılması, istişare mekanizmasının en güzel şekilde işletilmesi, karşı karşıya olduğumuz birçok güncel siyasi, ekonomik ve sosyal meselenin çözümünü hızlandıracağında şüphe yoktur. Değerli kardeşlerim, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Dinimizin ve ortak medeniyetimizin temel kaynakları en başta Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Burada hepinizin bildiğine inandığım birkaç ayet ve hadisi tekraren hatırlatmakta fayda görüyorum. Ali İmran suresinin 103. ayetinde Rabbimiz, mealen az önce burada asılları okunduğu için ben sadece mealini söyleyeceğim. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin. Yine aynı şekilde Hucurat suresinin 10. ayetinde de Allah, müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz buyuruyor. Hazreti Peygamber'in birlik, dayanışma ve kardeşliğe ilişkin nice sözünün yanında veda hutbesindeki şu ifadelerini de burada özellikle bir kez daha hatırlatmak isterim. Veda hutbesinde diyor ki sevgili Peygamberimiz, sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. Rabbiniz birdir. Babanız birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktan yaratılmıştır. Hiç kimsenin başkası üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Silah doğrultmaları kabul edebileceğimiz, tahammül edebileceğimiz bir yaklaşım asla olamaz. Bakıyorsunuz, biri çıkıyor, ölene kadar savaşacağım diyor. Kime karşı savaşacaksın? Kime karşı? Ülkendeki yönettiğin Müslüman kardeşine karşı mı savaşacaksın? Kime karşı? Bakınız, biz Türkiye olarak Afganistan'da barışın yeniden egemen olması için çok yoğun bir gayret içindeyiz. Irak'ın yeniden imarı, istikrar ve iç barışa kavuşması için yoğun çaba içindeyiz. Ama şu anda Irak mezhepsel bir savaşa, bir çatışmaya doğru gidiyor veya götürülüyor.
Şimdi birileri çıkıyor diyor ki efendim işte dışarıdan bir müdahaleyle bunlar oluyor. Peki sen ne işe yarıyorsun? Dışarıdan müdahaleye niye fırsat veriyorsun? Dışarıdan müdahaleye fırsat vermeden kendi problemini kendi içinde niçin halletmiyorsun? İşte bir tarafta Şia, bir tarafta Sünni. Ne demek bu? Asıl olan Şia mıdır? Asıl olan Sünnilik midir? Yoksa asıl olan İslam mıdır? Eğer İslam'dır diyorsak, o zaman zaten böyle bir problem ortada kalmaz. Ama acımasızca bakıyorsunuz Müslüman, Müslümanı öldürüyor. Ve canlı bombalar görüyoruz Müslümanlar arasında. Biz Müslüman olmayanların canlı bomba olmasını anlayabiliriz ama bir Müslümanın Müslüman kardeşine karşı canlı bomba olmasını anlayamayız. Çünkü onun bizim dinimizde kesinlikle yeri yoktur. Filistin meselesinin barışçıl yollardan çözümü için aynı şekilde her türlü diplomatik, ekonomik, sosyal desteği sağlıyoruz. Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta yaşananlara karşı sesimizi yükselttik ve yükseltiyoruz. Suriye'de akan kana, artan baskı ve zulme karşı aynı şekilde net tavır alıyoruz. Afrika'nın sömürülmesine, Afrika'da insanın değil, petrolün, madenlerin, elmasın görülmesine, yeraltı kaynakları için kan akıtılmasına aynı şekilde asla müsamaha göstermiyoruz. Şu anda Libya'nın üzerinde oynanan oyun nedir? Petroldür. Oraya gelenler Libyalı kardeşlerimizin kaşına gözüne hayran oldukları için değil, Libya'da barışı tesis etmek istedikleri için değil, ya Libya'nın petrollerini nasıl sömüreceğiz? Nasıl o petrolü alıp da kendi menfaatleri için kullanacaklar? Onun hesabını yapıyorlar. Onun için oradalar. Ama Türkiye onun için orada değil. Tam aksine Libya'nın ayağa kalkması Libyalı için orada Türkiye. Bizim farkımız bu. Değerli kardeşlerim, bakınız Afganistan'da yaşanan acının sona ermesi için hepimizin dualar ettiği bir ortamda Afganistan'da bölünmüşlük özellikle bizleri ayrıca dilhun ediyor. Hepimizin içini acıtıyor. Ben bu vesileyle değerli kardeşimiz, üstadımız Burhaneddin Rabbani'yi tekrar rahmetle anıyorum. Çünkü o bir barış insanıydı. Onun tek hedefi, tek arzusu Afganistan'ı bir barış taşları üzerinde yükseltmekti. Ama böyle bir insanı şehit eden anlayışın Müslüman olması mümkün değil. Bunu burada özellikle ifade etmek istiyorum. Hepimiz Filistin için seferber olmuşken Filistin'de bölünmüşlük, parçalanmışlık bize acı veriyor. Müslümanın Müslümana zulmüne artık tahammül edemiyoruz. Artık bir tarafta Hamas, bir tarafta El Fetih görmek istemiyoruz. Biz Filistin'de sadece Filistinli'yi görmek istiyoruz. Bunu başarmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Suriye'de haklarını isteyen daha insanca bir hoşgörü ve karşılıklı saygı içinde birlikte var olabileceğine inanıyor. Buna müşahhas karşılıklar bulabilmek için çalışıyoruz. Şu anda Medeniyetler İttifakı girişimimiz 130 ülke ve uluslararası kuruluşun oluşturduğu dostlar grubuyla önemli bir güç kazanmış durumda. Türkiye ve İstanbul'un ardından Brezilya'nın Rio şehrinde zirveyi gerçekleştirdik. Madrid'de gerçekleştirdik. 11-13 Aralık tarihlerinde de inşallah
Katar'ın başkenti Doha'da bir zirve daha yapacak. Çağrımızı oradan bir kez daha dünyaya duyuracağız. Değerli kardeşlerim, umutsuzluk ve yeis bizim dünyamızda, bizim medeniyetimizde kendisine yer bulamaz. Her şeye rağmen umudumuzu muhafaza ediyor, geleceği çok farklı şekilde yeniden tasarlayacağımıza gönülden inanıyorum. Özellikle siz değerli ilim adamı ve toplumsal liderlerin aydınlık bir geleceğin inşasında büyük bir sorumluluk yüklendiğinize kesin inancım var. Tek bir fidan ağaca, tek bir ağaç ise bir ormana açılan kapıdır. Yapacağınız çalışmalarla, samimi gayretlerle Afrika kıtasının talihini kökten değiştirecek zenginlik ve ruha sahip olduğunuzu biliyorum. Çünkü siz gönül insanlarısınız. Siz gönülleri fethe memursunuz. Bunu biliyorum. Türkiye olarak sizlere bu konuda her türlü desteği vermekten kaçırmayacağız. Ekonomik ve siyasi dayanışmanın yanında sosyal dayanışmayı ihmal etmeyecek, kardeşlik hukukunu yerine getirmek için çok daha fazla çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. 2008 yılında Afrika Birliği ülkemizi stratejik ortak olarak ilan etti. Aynı yıl İstanbul'da birinci Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi yapıldı. 16 Aralık tarihinde yine İstanbul'da Dışişleri Bakanları düzeyinde gözden geçirme konferansını toplayacağız. 2013 yılında da bir Afrika ülkesinde düzenlenecek ikinci Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz. Afrika kıtasındaki temsilcilik sayımızı da artırıyoruz. 2009 yılında Afrika'da 12 temsilciliğimiz vardı. Son 2 yılda ise bunlara ek olarak Tanzanya, Fil Dişi Sahili, Kamerun, Gana, Mali, Uganda, Angola, Madagaskar, Zambiya, Mozambik, Zimbabwe, Somali, Güney Sudan ve Moritanya'da da büyükelçilik açmış bulunuyoruz. Temsilcilik sayımızı 2012 yılında inşallah 34'e çıkarmayı öngörüyoruz. Hedefimiz tüm Afrika'da büyükelçilikleri açacağız. Afrika ülkeleri de birbiri ardına Türkiye'de temsilciliklerini açmaya başladılar. Şu anda Ankara'da temsil edilen 9 sahra altı ülkeye ilaveten 11 ülke daha ülkemizde büyükelçilik açmayı kararlaştırdı. Böylelikle Ankara'daki sahra altı ülkeleri büyükelçiliklerinin sayısının önümüzdeki dönemde 20'ye yükselmesini bekliyoruz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Afrika kıtasında yoksulluğun da etkisiyle misyonerlik faaliyetlerinin hız kazandığını üzülerek müşahede ediyoruz. Sadece gayrimüslimlerin değil, Müslümanların da bu faaliyetlerin hedefi olduklarını, Müslümanlara karşı ayrımcı tavırlar takınıldığını görüyoruz. Dini duyguları istismar etmek suretiyle yapılan bu faaliyetlere karşı adım atmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 5 gün sürecek bu zirvenin bu önemli meseleyi de etraflıca ele almasını, bu meseleyi de istişare etmesini temenni ediyorum. Şu anda ilahiyat fakültelerimizde ve İmam Hatip okullarımızda okuyan yüzlerce Afrika kökenli öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerden ülkelerinizde istifade edilmesini arzu ediyorum. Şunu burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Afrika ve Afrika halkları bizim ezeli ve ebedi kardeşimizdir. Dostumuzdur. Kardeşliğin, dostluğun hukukunu yerine getirmek bizim sorumluluğumuzdur. Hazreti Peygamber iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek aynen şöyle buyuruyor.
müminin mümine bağlılığı taşları birbirine kenetli duvar gibidir. İşte biz bir elin parmakları kadar birbirine yakın, kenetlenmiş parmaklar kadar birbirimize kardeşiz. Türkiye'den güzel hatıralarla ülkelerinize dönmenizi diliyorum. Lütfen ülkelerinizdeki tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize benim ülkemin ve milletimin kalbi selamlarını iletin. Zirvenin başarılı geçmesini, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza, emeği geçen diğer kurum ve kuruluşlara ve davetimizi kabul ederek gelen siz değerli misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nerede bir fotoğraf alacağız, sonra gidiyoruz.